Zeki Bey merhaba. Var. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Teşekkür misiniz? ederim. Çok sağ olun Savaş Bey. Sağ olun. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Valla ben trafikten yeni çıktım. Hemen duşumu aldım ve yayına hemen başladım. Yani bir dakika kala yayına geldim. Evet. Ve şey İstanbul maalesef İstanbul trafiği böyle bir enteresan durumu var. Evet, Hayatınızdan maalesef. böyle 3 saat her gün geçiyor, kaçıyor, gidiyor yani. Doğru diyorsunuz. Şimdi Zeki Bey, bu Göktuğ Gayrimenkul ve Yatırım İnşaat, bu anonim şirket midir? Evet, kendime ait bir anonim şirkettir Savaş Bey. Biraz işinizden bahseder misiniz? Kendinizi bir tanıtın önce, seyircilerimiz Tabii sizi ki. tanısınlar. Sonra da Tabii ki. sohbetimize geçelim. İsmim Zeki Düzenli. Niğde, Bor'da ikamet etmekteyim. 2014 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Fakat benim gayrimenkul sektöründeki amacım çok farklı. Biliyorsunuz birçok emlak şirketleri ve de firmaları ev alım ya da arsa alımı üzerine çalışırlar. Bizim çalışma pathway'imiz çok çok farklı. Biz büyük araziler üzerine çalışmaktayız. Yani nasıl büyük araziler? 500 dönüm, 600 dönüm ya da 1000 dönüm üzerine kendi portföyümüz içerisinde hazırladığımız, satışa sunmaya hazır hale getirdiğimiz, tapuları kendi üzerimizde olan tarım arazileriyle büyük yatırım firmalarıyla çalışmaktayız. Dileyen firmalara içerisine elma bahçeleri ya da besi çiftlikleri anahtar teslimi olarak kurup teslim etmekteyiz Savaş Bey. O çok enteresan. Yani Evet. parselasyon da yapıyorsunuz değil mi? Doğru mu? Tabii ki, tabii ki. İnşaat işlerimiz de vardır. İnşaat sektöründe normal çok katlı olarak çalışmıyoruz. Çalıştığımız şey daha çok yazlık ve villalar üzerine çalışma göstermekteyiz. Bu şeyinizi çok merak ettim. Anahtar teslim ettiğiniz yerler, mesela birer dönüm arazi mi, ikişer dönüm mü, ne kadar mesela 500 dönüm alıyorsunuz ama 500 dönüm Evet. herhalde parselasyon yapıp parçalıyorsunuz ve ilgili kişilere, talep eden kişilere Evet. meyve bahçeleri ya da üretim çiftlikleri demiştiniz. Evet. Mesela nasıl bir şey, onu anlatın. Onu çok enteresan geldi bana. Aynen öyle. Biz parçalamıyoruz. Aksine birleştiriyoruz. Yani 100 dönüm, 50 dönüm, 30 dönüm yan yana olan araziler, yani tarlalar Tamam. diyeyim, kaba tabirle tarlaları bir araya getiriyoruz, birleştiriyoruz. Bunları tek tapu yapıyoruz. Tek tapu yaptıktan sonra yatırımcı firmalarımıza satış için sunuyoruz. Tabii bu arada bunları bir araya getiriyoruz, satış hazırlıyoruz ama arazide neler yapıyorsunuz derseniz Ya onu merak ediyorum. tabii ki elektriğini çekiyoruz. Yani bu bir süreç. Yani öyle hani 3-5 Sizden ayrı. günde, evet 3-5 günde olabilecek bir şey değil. Elektriğini çekiyoruz, su kuyularını hazırlıyoruz, drenajlarını hazırlıyoruz, damlama sistemlerini hazırlıyoruz ve yatırım yapmak isteyen firmalarımıza biz bunu dosya halinde sunuyoruz Savaş Bey. Peki Yani bu evet. genelde ne yatırımı yapıyorlar bunun için? Mesela ne bir şey üretiyorlar? Yani çünkü Tabii ki. sürülebilir bir arazi, tarım arazisi. Siz bunu Evet. sanayi arazisine dönüştürmüyorsunuz ya, sanayi Hayır. arsasına dönüştürmüyorsunuz. Şimdi Niğde bölgesi, bizim bölgemiz çok verimli toprakları vardır. Yani burada özellikle İtalyanların, Fransızların, İsraillilerin 2000 dönüm, 10.000 dönüm üzerine kurulu hazır elma bahçeleri var. Ama hazır elma bahçeleri derken öyle klasik işte kaba tarım tarzıyla yapılan değil de tamamen modern bir şekilde bahçeler kurulu. Biz de isteyen firmalarımıza hazır modern bahçeler kuruyoruz. Yarı bodur şeklinde. Golden, Starking, yani bizim bu bölgenin elması tamamen dışarıya ihraç oluyor. O yüzden dolayı da getirisi de ekonomik değeri de çok fazla. Biz de yatırım yapmak isteyen firmalarımıza yerlerimizi hazırlayıp hiçbir şekilde onlara yük olmayacak. Yani nasıl yük olmayacak? Kredi kullanacaksa ya da hibe kullanacaksa bunları dahi hazır hale getiriyoruz. Ondan sonra isteyen firmalarımıza
elma bahçeleri kurup, yani bu elma bahçeleri derken 100 dönümden aşağısına zaten biz girmiyoruz. Çünkü maliyetlerimiz bizi kurtarmıyor yaptığımız işe göre. İş makinelerimiz sürekli orada çalışıyor. Ve kurmuş olduğumuz bahçeleri de en az 5 yıl garantiyle biz teslim ediyoruz. Yani nasıl 5 yıl garantiyle diyecek olursanız, yani diyelim ki bir ağaç kuruduğu zaman o ağacı alıyoruz, yerine yenisini dikiyoruz. 5 yıl boyunca bizim garantimiz altında her kurduğumuz ağaçlarımız, her kurduğumuz bahçemiz 5 yıl boyunca bizim kendi firmamız altında sürekli gözlem altındadır Savaş Bey. Zeki Bey, şimdi bir şey anlamak istiyorum. Şimdi siz Evet. arazileri konsinye olarak mı alıyorsunuz insanlardan? Yani oradaki arazi sahiplerinden. Yoksa mülkiyeti tamamen size mi ait oluyor? Biz ilk önce alım yapıyoruz. Yani herhangi bir yatırımcı firma gelmeden önce zaten bizim şu anda portföyümüzde yaklaşık 10 bin dönüm arazimiz var. Yani satışa hazır hale getirdiğimiz. Elimizdeki miktarlar azaldıkça alım yapmaya başlıyoruz. Alım Peki. yaparken, Satış evet derken, buyurun. siz bu arazilerin üzerine mesela fidanlarını siz temin ediyorsunuz, doğru mu? Evet. Fidan mıdır, ağaç mıdır? Yani çünkü Evet. elma edebilmesi için diyelim ki elma bahçesi kurdunuz, fidanlıktan biraz çıkmış olması lazım, üretime yönelik bir Tabii şey ki. olması için Evet. biraz daha yetişmiş bir ağaç olması lazım. Bu Doğru. ağaçları dikiyorsunuz ve bu Evet. ağaçlar atıyorum bir sene sonra ürün vermeye başlıyor ya da yarım sezon sonra ürün vermeye başlıyor. Yani Evet. bunun altını yapıyorsunuz, doğru. Damlama sistemini yapıyorsunuz. Onun dışında işte elektriğini çekiyorsunuz. Yani siz belki de etrafını da tel örgüyle çekip kimsenin girmemesi için daha lokal. Mesela ilaçlamasını da muhtemelen siz yapıyorsunuz. Doğru mudur? Aynen öyle. Doğru. Peki. Doğru. Bu mesela yatırımcı firma bunu aldığı zaman sizden satın mı alıyor yoksa atıyorum 10 sene 15 senelik kiralıyor mu? Yoksa çünkü siz ayrıca bir hizmet veriyorsunuz. Bu hizmeti siz hizmet karşılığında bir de ayrıca bir iş yapıyorsunuz. Doğru mu? Tabii ki. Doğru. Doğru. Bizden yatırımcı firmalar asla kiralama şeklinde değil Savaş Bey. Tamamen satın alım yapıyorlar. Biz burada sadece 5 yıl boyunca ağacımıza diktiğimiz fidana doğal afetler hariç garanti veriyoruz. Bu arada eğer ki bizden ilaçlama, işte tarlanın temizlenmesi gibi, hani temizlenmesi derken işte otunun alınması, ağaçların Evet. budanması, bu tür hizmetleri de isteyen firmalarımız olursa, ki şu anda bizim bu şekilde takip ettiğimiz 3 tane bahçemiz var. Birisi 800 dönüm, birisi 600 dönüm, birisi de 500 dönümlük. Eğer ki böyle bir hizmet isterlerse de o hizmeti de veriyoruz. Valla 800 bin metrekareden Evet. kaç ton elma çıkar artık tahmin edemiyorum. Aynen öyle. Rakamları var Aynen da yani bir de şey soracağım. Mesela burada öyle. yapılan tarım organik tarım mıdır? Hani ilaçlamadan bahsettik. Çünkü ilacın olduğu yerde organik olmak biraz zordur da Tabii ki. Aynen öyle. ne tür bir tarım yapılıyor? Ya yani tarım derken yani ne tür bir meyve üretimi ya da Evet. Şöyle izah edeyim Savaş Bey. Tabii ki buna organik diyemeyiz. Asla evet. diyemeyiz. Ama kullanılmış olan ilaçlar normal tarım ilaçlarından daha farklı. Örneğin nasıl daha farklı? Normal tarım ilacını kullandığınız zaman bir kokusu vardır. İnsanı bile rahatsız eder. Bu ilaçlarda Tabii. o koku yoktur. Daha doğaya saygılı Yani diyelim. daha mı çevreci diyor diyelim ona Tabii biz. ki. Tabii ki. İçerisindeki kimyasal maddelerden çok, mesela bitkisel maddeler ağırlıklıdır. Daha çok. Ama tabii hiç mi içinde kimyasal yok derseniz, elbette var. Belli bir oranda elbette var. Biz aslında şöyle diyoruz ona: ne organik tarım, ne de hani organik olmayan bir tarım. Yarı organik diyoruz. Çünkü gerçekten de yarı organik. Yani bir şöyle tarif edeyim size. Bir ağaçtan iki ya da üç tane elma bozum esnası sırasında içerisinde kurt olabiliyor. Yani şimdi içerisinde kurt olan bir elma ağacında mutlaka tam organik değildir ama yarım organiktir bu. O da kullanılan ilaçlardan Zaten dolayı. eğer bir elmanın içinde kurt varsa Evet. yani o kimyasal olmadığını gösterir. Kimyasal olduğu Aynen. zaman kurt olmaz zaten. Aynen öyle. Ve çok Peki. ilginçtir Savaş Bey. Çok çok ilginçtir. Biz bunu çok yaşıyoruz.
bozum esnasında mesela hep dışarıya gidiyor, İtalya'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor Niğde'den çıkan elmalar. Çünkü Niğde'nin elması, her bölgenin elması bitiyor. En son bizim buranın bozumu başlıyor ki Eylül'ün Ne sonlarını zaman? buluyor. Eylül ayında mı? Eylül'ün sonunu buluyor. Mesela Isparta'da, Manisa'da, Amasya'da elmacılık vardır. Eylül'ün ortalarında 15'inde, 20'sinde bozulur. Bizim burada Eylül'ün 30'uyla Ekim'in başları gibi bozum başlıyor ki diğer her yerin elması satılıyor. Yedekte elma kalmayınca Niğde'nin elması daha değerli olmuş oluyor. Yani bu da bir Vallahi artı. Zeki Bey, şimdi benim bir bahçem var. Bahçemde bir tane elma ağacım var. Evet. Yeşil ama tatlı elma. Kütür Evet. kütür de bir elma. Şimdi son zamanlarda baktım biraz kurtlanmalar falan başladı. Gerçi ben şimdi bir kısmını ben herhalde 2-3 kasa çıkıyor benden ağacımdan. Şimdi Evet. bir kısmını ben kendi evime ayırıyorum. Yani yemek için Tabii ve ki. almak için. Bir kısmını da kuşlara bırakıyorum. Diyorum ki bunlar da sizin Çok güzel. hakkınız. Şimdi Çok güzel. sizden o zaman iki tane istiyorum. Aa, iki tane önemli değil. 10 tane gönderelim. On Vallahi tane. iki tane fidan istiyorum. Güzel o Tamam. Stalin Evet. elmalarından. Bunu da artık bizim röportajımızın bir bonus olarak lütfen kabul edin. 10 tane size söz veriyorum. Sadece Peki. elma değil, ceviz de gönderirim, kiraz da O. gönderirim, vişne de gönderirim. Hepsi de yarı bodurdur. Böyle bozması kolaydır. Bir de size bir tarifte bulunayım. Bunu mutlaka Tabii. yapın. Ağacınız fazla değil. Bir tane, iki tane ya da bahçenizde toplam kaç ağaç vardır? 20, Valla 30. şöyle söyleyeyim. Çam ağaçlarım 70-80 tane ama Çok güzel. bir tane kayısı ağacım vardı. Geçen sene bana kayısı vermedi. Ondan önceki sene de vermedi. Bu sene konuştum onunla. Dedim ki bak seneye vermezsen seni keserim dedim. Yani içimden birisi kayısı umurunda mı değil mi bilmiyorum. Seneye bakacağım. Yani Evet. eğer vermezse yani kusura bakma diyeceğim. Şimdi bir ot vardır. Bilmiyorum, bizim burada izleyicilerimiz çok iyi bilirler. Isırgan otu derler. Bilmiyorum, bilir misiniz? Sizin oralarda Ben var mıdır? ısırgan otunun programını yaptım. Çok güzel. İstatmel'in yanında. Ben size bir tarif vereceğim. Isırgan Kütahyalı, otunun, bakın efendim? unutmayın. Kütahyalı bir asker emeklisi bir vatandaş vardı. O Evet. ısırgan otuyla bir ekstret söylemişti. Ve Hı. Star Evet. Televizyonu etrafına insanlar birikti. Adam dedi ki ben dedi kanseri tedavi ediyorum dedi. Sağlık Evet. Bakanlığı devreye girdi filan. Ve bu ısırgan otu benim programdan sonra ki çok yani reytingi de çok iyiydi. Bayağı meşhur oldu. Evet. Evet. Doğru diyorsunuz. Isırgan otunun sadece insan üzerinde değil, bitkiler üzerinde, özellikle ağaçlar üzerinde etkisi vardır. O da ilaçtır. Onun da Nasıl size ben nasıl bir şey? normal bir kovaya, büyük bir Evet. kovaya doldurabildiğiniz kadar ısırgan otunu doldurun. Üzerine de sadece su döküyorsunuz. Hepsi bu. Kapağını kapatıyorsunuz ama tamamen değil. O gazlıdır. Yoksa kapağı havaya uçurur. Hava O kadar. alabilecek şekilde tabii ki. Ama çok pis bir kokusu vardır. Yalnız onu ağaçlara yaptığınız zaman, o pis koku çıkmaya başladığı zaman, onu artık tulumbayla mı yapıyorsunuz, ilacı neyle yapıyorsanız, ağaçlarınıza verin ve izleyin. Bahçenizde hiçbir tane sinek dahi olmayacak. Yani size organik bir ilaç ve asla ve asla Oo, süper. Süper ağaçlarda, bir bilgi oldu benim için. aynen öyle, ağaçlarda akma, biliyorsunuz akma yapar. Akmayı Evet. yok eder. Yapraklardaki o şeyleri, bizim burada kırmızı örümcek derler. Kırmızı örümceği yok eder ve normal iç kurdu zamanında da eğer kullanırsanız hiçbir şekilde elmalarınızın içerisinde kurt asla olmaz. Organik Vallahi bir ilaç bu. şimdi Ama biraz pis kokar. siz bize şey verdiniz, ipucu verdiniz. Yani Aynen bunlar meslek sırrına girer mi girmez mi bilmiyorum ama öyle. güzel bir Yok. şey oldu. Yok, bunu ben herkesin bilmesini isterim. Tüm, yani bu programımızı izleyen birçok bahçe işiyle uğraşan kişiler vardır. Bu bedava bir ilaç, birincisi. Çünkü Tabii. ilaçlar çok pahalı. Tabii. İkincisi organik bir ilaç. Üçüncüsü doğaya, insanlara, hayvanlara asla hiçbir zararı yok. Zarar Hiçbir yok. zararı yok. Ve işin ilginç tarafı nedir biliyor musunuz? Evet. İtalyanlar kullandıkları ilacın içerisine ısırgan otu suyu dökerler.
Enteresan, enteresan. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki, Zeki Bey, bu mesela Avrupa Birliği bu konuda çok hassas. Gerçi Ruslar da bizim domateslerimizi biliyorsunuz geri döndürdüler. İşte Evet. organik ve kimyasal rastladık diye. Avrupalılar hiç geri döndürmüyorlar. Elmalarımız gidiyor değil mi? Sonuçta Avrupa Birliği'ne Evet. yayılıyor. İtalya dediniz. Ve Evet. şey yani bir sıkıntı olmuyor değil mi elmalarımızla Hayır, ilgili? asla olmuyor. Zaten İtalyanlar öyledir ki şey başladığı zaman, ürün ilk vermeye başladığı zaman küçük küçük çağla şeklinde olur. O zamandan itibaren takip etmeye başlıyorlar. Zaten bahçe o zaman ya da elma ağacı, elma kendisini o zaman belli eder. O küçük çağla halindeyken belli eder. Ve asla şu ana kadar Niğde bölgesinde geri dönen, ihracattan, ithalattan geri dönen hiçbir şekilde bizim bölgemizde ürün olmadı. Hiçbir şekilde olmadı. Çünkü Vallahi istenildiği tebrik ediyorum. şekilde bakılıyor. Evet. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi Çok sağ olun. Zeki Bey, şimdi çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Yani Evet. çünkü niye tarım arazisini alıyorsunuz, Hı. birleştiriyorsunuz. Yani Evet. şimdi parça parça üreticinin elinde olsa belki de bu kadar aktif olarak kullanılmaz. Yani ihracatın Kullanılmıyor. alınmayabilir ya da Evet. onların tarım kooperatifleri var biliyorsunuz. Birleşecekler, buluşacaklar da sonra bir yerlere gönderecekler, pazarlayacaklar. Kesinlikle. Yurt dışına satmanız da Türkiye'nin döviz girdisi anlamında da çok önemli ve çok kaliteli Evet. bir iş. Hı. Bu anlamda tebrik ediyorum sizi. Devam etmenizi rica ediyorum. Teşekkür Çünkü ederim. ülke Teşekkür için ederim. her şeyde şapkamızı çıkartırız, selamımızı veririz. Bizim Evet. için Allah razı bizim olsun. değerlendirme budur. Evet. Şimdi peki şu sıra bu sektör yani gayrimenkul sektörü ve bu yaptığınız iş sektör anlamında hangi durumda? Türkiye nerede ve ne yapmaya çabalıyor? Ben şimdi açık konuşmak gerekirse Türkiye tarım konusunda çok çok gerideyiz. Neden gerideyiz? Biz şu anda çalışmakta olduğumuz bir firma var, yabancı bir firma. Biz onlara Katarlı bir firma. Ereğli bölgesinde çalışıyoruz ve toplamda daha işimizi bitirmedik. 20 bin dönüm teslim edeceğiz. Şu ana kadar yaklaşık bu ay sonunda da bizim devirlerimiz var firmaya. Yaklaşık bir 1700 dönüm daha devredeceğiz ve 7500 dönümü tamamlamış olacağız. Şimdi bizim politikalarımız, siyasete girmek istemiyorum. Yanlış da anlaşılmasın ama tarım politikalarımız çok çok yanlış. Neden yanlış? Ya bugün 100 dönüm bir toprak, yani daha doğrusu bir arazi diyeyim, 100 dönüm bir toprak, inanın eğer ki doğru bir şekilde işlensin, doğru bir tarım yapılsın, inanın iki aileyi besler. Çok rahat besler. Ama bizim ülkemizde maalesef tarım üzerinde fazla bir devletin desteği yok aslında. Evet tamam, mazot desteği var, gübre desteği var diyoruz ama bunlar nasıl bir destek? Ben size açık söyleyeyim. İlçe tarım müdürlüklerinden ya da il tarım müdürlüklerinden bizim tarımla uğraşan çiftçimiz eğer ki oradan tohumu alırsa, ki bu tohumlar ithal tohum, İsrail'den gelen tohumlar, işin açığını konuşmak gerekirse. Maalesef, maalesef, maalesef. Maalesef, aynen öyle. Eğer o tohumu alırsa destek Onlar var. da hibrit tohum bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Aynen öyle. Yani şimdi çiftçi tarlaya domatesi ekiyor. İçini açıyorsunuz, kıpkırmızı, gayet güzel, lezzetli, böyle hani çeri Deneyi yok. domatesleri falan kokuyor mis gibi. Ye, içindeki çekirdeğini al kurut, seneye dikeyim de, dik hiçbir şey çıkmaz. Bir Hiçbir de şey olmaz. seneye yok. O tohumu yine Yok, İsrail'e almak zorundasınız. yok. Yani devlet burada aslında şunu değiştirmemiz lazım. Bizim bir an önce yerli tohuma geçmemiz lazım. Yani Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu buğdayda bildiğim kadarıyla bir hamle var. Bir evet yerli var. tohum hamlesi var. Ve Var. orada da ciddi bir şey aldılar. Bir üniversite üstlendi o işi. Sanıyorum Evet. Çukurova Üniversitesi. Yanlış Aynen öyle. hatırlamıyorum. Adana Çukurova Üniversitesi. Çukurova Üniversitesi ve Siyez buğdayını tekrar gündeme getirdiler. Ve eski buğday bizim o hani Evet. atalarımızdan gelen buğdayı ortaya çıkardılar. Bir de galiba bir firmaya yerli ve milli tohum diye galiba Torku'ydu. Torku bu konuda ne kadar yol aldı bilmiyorum. Evet. Ben haber bülteni sunduğum için o Evet. haberleri çoğu zaman da sunmuştum anladım.
hamlesinde işte hani dışa bağımlılıktan kurtulalım. Kendi domates tohumumuzu, ya şimdi evet. Mesela örnek vereyim. Çanakkale domates dediğin zaman akla ne gelir? Önce kokusu gelir. Aynen öyle. Lezzeti, kokusu. Tadı gelir, lezzeti gelir. Evet. Yani şimdi mesela Çanakkale domates diye bir domates görüntülü bir şey alıyorsunuz. Koku yok. Evet. Hani aynen lezzet, öyle. Lezzet ortalama bir lezzet ama yani Çanakkale domatesinin lezzeti değil. Şimdi Evet. bu ülke yerli milli tohumda hangi hamleyi yapmalı ve ne yapmalı? Yerli ve milli tohumda ülkemizin yapması gereken birincisi tahıl, ikincisi meyve ve sebze. Yani zaten biz bunları açtığımız zaman meyve ve sebze derken yani domatesidir, biberidir, patlıcanıdır işte yani bildiğimiz şeyler. Aslında bunlar gerçekten zor olan şeyler değil. Basit olan şeyler. Çünkü neden basit olan şeyler? Aslında halen bu ülkemizde tohumları bizde. Sadece üretip çoğaltmak, sadece çoğaltmaktan geçiyor. Biz ne kadar dışa bağımlı tohum kullandıkça bizim tarım sektörümüz aslında ilerlemiyor. Geriliyor. Neden geriliyor biliyor musunuz? Farz edin ki köylü tarlasına şey ekti, buğday ekti. Kaç dönüm ekti? 100 dönüme işte buğday ekti. 100 ton, buna örnek veriyorum, sallıyorum. 100 ton buğday aldı. Bu 100 tonun buğdayın tohumu bizim olmuş olsa, 1 tonunu ayırmış olsa seneye tohum almaya gerek yok. Yani tohum deyip geçmeyin. Onun da ayrı bir maliyeti var. Onun da ayrı bir girdisi var. Yani evet. Bugün 100 dönüm yeri ekmeniz için, buğday ekmeniz için en az harcamanız gereken miktar 10 ila 15 milyar. Bu bölge bölge değişir, tarlaya göre değişir. Yani bu az bir miktar değil. Bugün bizim çiftçimiz buğdayını biçtiği zaman 100 dönümde, 100 dönümden kendi cebine kalan para 10 ila 15 milyar. Tüm girdileri çıktıktan sonra. O da nasıl 10 ila 15 milyar? İşçilik giderleri kendisinden olursa, kendisinden olmazsa o kadar da kalmaz. Kalmıyor. Tabii ki. O zaman adam diyor ki ben niye tarım yapayım? Ya zaten o yüzden dolayı köyler boşaldı. O yüzden dolayı şimdi hani biraz önce bahsettiniz ya. Ya işte bu kadar tarlayı, işte bu kadar araziyi nereden buluyorsunuz? Ya köylerde artık kimse kalmadı. Köylerde artık ekim, dikim. Yani köylü vatandaş ekim, dikim yapamıyor, yetişemiyor. Kimler yapıyor? Büyük firmalar, büyük işletmeler, büyük şirketler, yatırım firmaları, kurumsal firmalar. Bunlar artık yapıyor. Yani köylü tarıma artık gücünü yetmiyor. Ne mazotun hakkından gelebilir ne gübrenin. O yüzden dolayı. Biz eskiden Orta Doğu'nun ve Orta Doğu'nun tahıl ambarıydık biliyorsunuz. Eskiden aynen öyle. Hayvancılıkta ve tahılda son derece iyiydik, iyi durumdaydık. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bahsediyorum. Ya da evet. İşte ilerleyen yıllarından bahsediyorum. Yüzyıllık Cumhuriyet'imizde bizim en belirgin özelliklerimizden bir tanesi gıdasını kendi temin eden ve kendi kendine yeten bir ülkeydik. Ama şimdi yurt dışından alıyoruz. Rusya'dan evet. Alıyoruz. Rusya'dan çok alıyoruz bu arada tahıl. Aynen öyle. Ama inşallah adım atacağız, yürüyeceğiz. Yani çünkü o bilinçlenme başladı. Bir evet. De mesela kırsaldan kente doğru bir göç vardı. O göç tersine döndü mü bilmiyorum ama sonuçta dediğiniz gibi eğer tarım işçisi ya da tarım köylüsü gereken hayatını idame ettirecek parayı kazanamıyorsa o zaman kente göçmek istiyor. Çünkü diyor ki ben diyor hani burada 1 lira kazanırken orada 1,5 lira kazanıyorsam o zaman yaşam modelimi değiştireyim diyor. Ve kente evet. Gelmesi de aslında büyük sorun. Çünkü kente alışık olduğu bir yer değil. Evet, kentin başka evet. Dinamikleri var. Yani köyünde kendi kendinin efendisi ama kente geldiği zaman başkaları onu yönetecek, işletecek ve yönlendirecek. Şimdi çok böyle doğru. Olunca da sıkıntı var. Evet. Keşke biz o kentten köye doğru göçü döndürsek, şey yapsak, iletsek de o insanlar kendi topraklarına gitseler ve tarımı ihya etseler. Evet. O zaman Türkiye belki birçok kalemde de tabii ki kentleşmek güzel bir şey, sanayi evet. Toplumu da güzel bir şey. Ve sanayinin getirdiği, teknolojinin getirdiği nimetleri aslında tarımda kullanması. Mesela şimdi geçenlerde bir firma elektrikli traktör üretmiş. Evet, bunu, evet. Bunun Ar-Ge çalışması ne oldu bilmiyorum. Yani kaça mal olur, ne olur. Şimdi
Şimdi elektrikli traktör üretmek güzel ve teknolojik bir şey. Ama bunu devam ettirdiğiniz zaman bunu biçerdöver olacak, yarın Evet. hamsi olacak, o olacak, bu olacak. Bu Evet, sefer doğru. eğer siz elektriği ucuz hale getirdiğiniz zaman köylü diyecek ki, ben diyecek mazota verdiğim para şu kadardı, ki mazota destek var biliyorsunuz, Evet. ama elektrikte ben bu işi %50 indirdiğim zaman, o zaman köylünün cebine daha fazla para girecek. Daha Aynen mutlu olacak. öyle. Hayat Aynen standartını öyle. biraz üst kademeye taşıyacak. Bunlar çok önemli şeyler. Aynen Gerçi öyle. Aynen siyaset öyle. konuşmayalım diyorsunuz ama sizin de siyaseten bir hareketiniz var bildiğim kadarıyla. Evet var. Evet var Savaş Bey, var. Biz Doğru. Gelecek Partisi Bor ilçe başkanlığı. Doğru mudur? Artı bölge koordinatörlüğünü de yaptım. Şimdi ilçe başkanlığı olarak devam ediyor Savaş Bey. Peki seçime var biraz. Çalışmalarım Aynen. bir burada. Ya şu Yani anda çünkü biz... bakın siyasi aritmetikte dinamikler sürekli değişiyor. Mesela ben bazen açık oturumları izliyorum görevim gereği. Evet. Orada mesela şeyler var, anketler var. Anketlerin sonuçları var. Yani Evet. bu anketler tabii son dakikaya kadar hep böyle konuşulur. Son dakika Evet. başka bir şey. Aynen Türkiye'nin öyle. gerçeğidir bu zaten. Ama Aynen. sonuçta seçmenin de şekillenmesi, olgunlaşması diye bir şey var. Aynen Yani öyle. çünkü bu ülkenin tabii ki herkes aynı görüşte olmayabilir. Tabii ki. Herkesin siyasete ve yönetime bakış açısı da değişebilir. Bu demokrasinin zaten en güzel taraflarından bir tanesidir. Çünkü niye? Evet. Hür iradeyle oyunu verebilmek, oyunu Evet. kullanabilmek, Evet. yöneticiliği belirlemek. Bu Evet. önemli. Şimdi siz Türk siyasetini, biraz siyasete girelim, çok fazla detaylı girmeyin. Türk Evet. siyasetini nasıl değerlendiriyorsun? Şu anda dinamikler ve dengeler nasıl oluşuyor? Açık konuşmak gerekirse biz belki de hani siyasetin içerisinde olduğumuz için hani şey vardır. Her zaman için siyasetin içinde olan kişiler kendilerini daha ileride görür. Belki doğru bir yaklaşımdır, belki yanlış bir yaklaşımdır. O da hani sürekli içerisinde bulunduğunuz için. Ama Türkiye'deki siyaseti konuşmak gerekirse aslında ben Türkiye'deki siyaseti beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Açık açık her şeyi konuşacağım. Tabii, buyurun. Şimdi biz bir parti kurulmuş. Adı Gelecek Partisi ya da başka bir parti. Her ne olursa ise olsun. Sonuçta biz bu ülkede yaşıyoruz. Tabii. Farklı damgalar vuruluyor. İşte neden oradan ayrıldı, neden işte buraya geldi falan. Ya zaten Türkiye siyasetine bir bakalım. 1923 yılında tek bir tane siyasi parti vardı. O da CHP'ydi. Doğru. CHP'den SHP çıktı. DSP çıktı, doğru mu? O Tabii. zaman SHP'yi kuran kişilere hain diyelim. DSP'yi kuran kişilere hain diyelim. Ya da ne bileyim, bir Demokrat Parti vardı. Demokrat Parti'nin içerisinden Doğru Yol Partisi çıktı. Anavatan Partisi çıktı. Saadet Partisi çıktı. Yani hep bunlar birbirinin içerisinden doğarak geldi. Yani Yani merkez sağın parçalanması diyorsunuz. ya tabii ki. Yani bu merkez sağ olsun, merkez sol olsun hiç fark etmez. Ya bugün CHP'nin içerisinden de bölünüp başka bir parti kurulabilir. Ama kurulan bir partiye yani isim takmak ya da ne bileyim bana şey hoşuma gitmiyor mesela. O farklı tabirler kullanılıyor. Anmak da istemiyorum. Girmeyelim. Yani Ya fazla da girmek de istemiyorum. bakın ben konuşurum ama buradaki ambiyansı değiştirmeyelim. Yoksa Aynen öyle. Ben de o yüzden dolayı girmek de istemiyorum işin açığı. O Evet. yüzden dolayı Türkiye'deki bu siyaset anlayışı bana çok yanlış geliyor. Yani ben bugün sizinle bir parti kurmuşumdur. A Partisi'dir adı. A Partisi'ni ikimiz yönetiyoruzdur ya da siz yönetiyorsunuzdur. Ne bileyim siz benimle ters düşmüşsünüzdür. Yarın siz 10 sene sonra ya da bir 5 sene sonra B Partisi'ni kurabilirsiniz. Tabii. Yani bunda bir şey yok yani. Onun örnekleri var zaten Türkiye'de, olmaz mı? Ya bir Örnek. sürü örnek saydım biraz önce mesela kısaca. Tabii. Yani ben Türkiye'deki partilerden tek bir tanesi hariç tüm siyasi partilerin hepsi bu ülkenin geleceği için yani bu ülkenin içerisindeki yaşayan insanların daha iyi, daha ferah
yaşaması için bir düşüncesi var. Ama birisi yani hani bir şey tabir vardır. İşte sağ elinle kulağı tutmak ya da sol elinle tutmak. Yani herkesin ideali var. Her siyasi partinin, Türkiye'nin ve Türkiye içerisindeki yaşayan Türk vatandaşlarının, insanlarımızın tüm komple Edirne'den Kars'a kadar tüm halkımızın daha mutlu, daha seviyeli refah, yaşaması için. Refah için, huzuru aynen için. Öyle. Yani şimdi, ben, evet, buyurun, şimdi, buyurun Savaş bakın, Bey. Bakın, bu ülkenin misaki milli sınırları var. Aynen öyle. Bugün mesela Yunanistan'da problem yaşıyoruz ve bayağı sıkıntılı, Doğu Akdeniz'de sıkıntılı durumlar var. Mesela bu NAVTEX ilanların karşılıklı olarak misilleme yapacak şekilde gelmesi, yani savaş çanlarını biraz çalıyor ama bildiğim kadarıyla egemen güçler buna çok müsaade etmeyecekler. Yani NATO'sundan bahsediyorum, Amerika'dan bahsediyorum, Evet. Belki biraz AB'den bahsediyorum. Bugün mesela Heiko Maas geldi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüler ve ortak bir basın açıklaması yaptılar. Oradaki konuşmalarda bazı şeyler var, anekdotlar var. Bir tanesi Heiko Evet. Maas bir diyor, yani Yunanistan'la sizin bu Doğu Akdeniz'de problem yaşamanızı istemiyoruz. Ama diyor, Evet. her ne kadar Türkiye diyor Avrupa Birliği kriterleri içinde diyor biraz sorun yaşasak da, mesela onun altını çiziyor. Şimdi Evet. biz şunu anlıyoruz. Bizim Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Amenna. Çok doğru. Menfaat, Doğu Akdeniz'e baktığınız zaman Doğu Akdeniz'de hani Meis Adası'na 2 kilometre mesafedeyken kendi ana kıtasına 498 kilometre uzaklıkta bir Evet. ülkenin kıta sahanlığı oradan başlamaz. Biz bu haklı mücadeleyi söylüyoruz. Bunun Evet. için yani bir iktidarın sahibi olmak gerekmiyor. Siz de Tabii iktidara tabii. gelsin. Tabii ki. Sorunuzu. Çünkü orada milliyetçi bir tavır var. Yani Tabii ki. Türkiye'nin misaki milli sınırları, menfaatleri ile ilgili milliyetçi bir tavır var. Bunun için Tabii ki. herhangi bir partinin mensubu olmak da gibi. İnsan içinde Çok olmak doğru. da gibi. Şimdi hadiseye baktığınız zaman Türkiye sürekli yükselmek istiyor. İnsanları ferah ulaştırmak, refaha ulaştırmak, yaşam kalitesinin ve çalışma kalitesini yükseltmek için bir siyasetin zaten amacı da bu olma. Yani biz Aynen öyle. seçmen olarak oyumuzu sizlere verdiğimiz zaman, siyasetçilere verdiğimiz zaman amacımız ne? Bizim adımıza gel bu ülkeyi yönet demek. Evet, çok doğru. Çok doğru. Yani burada önemli olan siyasetçinin yeteneği ve başarısıdır. Ya da Evet. grup başarısıdır. Zaten Evet. seçmen de ne yapıyor? Başarısız gördüğü zaman diyor ki kardeşim güle güle. Hemen Evet. kafayı gösteriyor. O Tabii ki. zaman Doğru olan başka bu. siyasetçiyi davet ediyor. Amaç bu zaten. Tabii Şimdi ki. bakıyorum mesela meclise. Kısır çekişmeler var. Kavgalar var. Gürültüler var. Diyorum Evet. ki ya, tamam muhalefet görevini yapacak. İktidar aldığı görevi yerine getirecek. Çünkü ikisinde sorumluluğu var. Yani birbirlerini kontrol edecekler. Zaten böyle yürür bu işler. Ve Evet. eğer burada ülke menfaatine ters düşecek bir durum varsa herkes ayağa Evet. kalkacak. İktidar da Evet. ayağa kalkacak. Muhalefeti de ayağa kalkacak. Çünkü amaç ve hedef Türkiye'nin refahı. Yani Evet. Refah Partisi'nden bahsetmiyorum. Türkiye'nin Tabii huzur ki. anlamında Tabii ki. Hı. Türkiye'nin yükselmesi, çıta yükseltmesi. Bakın biz hala gelişmekte olan ülkeler statüsündeyiz. O Evet, yüzden çok doğru. biz zaman kazanmalıyız, hızla koşmalıyız. Çünkü öbürü koşamazsak bizim arkamızdan bir sürü ülke geliyor zaten. Biz Evet, zaman evet. kaybedersek bu ülkemizin insanlarına da ihanet etmiş oluruz. Onların duygularına, şeylerine, güvenliğe ihanet etmiş oluruz. Önemli olan bu zaten. Evet, çok doğrusunuz. Çok doğru. Yani Türkiye'deki şimdi şöyle söyleyeyim. Söylemiş olduklarınızın hepsine katılıyorum. Yani boşa bir eleştiri yapmanın bir mantığı yok. Yani ben bugün evet gelecek partili olabilirim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın örnek veriyorum. Akdeniz'de, Karadeniz'de yapmış olduğu, yaptırmış olduğu biz her şeyi destekliyoruz. Yani Tabii. çünkü misaki milli sınırlarımız içerisinde sizin Evet. bahsettiğiniz gibi biz kendi haklarımızı koruyoruz. Daha Aynen dün öyle. evet Suriye'de onlarca şehit verdik. Hepimizin içi yandı. Belki daha da yanacak.
Ama yine destekliyoruz. Niye destekliyoruz? Orada da kendi milli haklarımız, milli sınırlarımız olduğu için. Yani bunları zaten eleştirmek bu ülkeye de ihanettir. Hani bir aynen, söz vardır. Doğruya doğru diyeceksin ama yanlışı da, yani yanlışın yeri farklıdır. Yanlış bilirsin. Yani ama şu anda işin doğrusunu konuşmak gerekirse yapılan şeylere, doğrulara zaten doğru diyoruz. Biz kendi siyasi argümanlarımız içerisinden konuşuyorum. Hani her şeyi eleştirmek diye bir şey yok. Bizim sadece eleştirdiğimiz bu ülkenin geleceğinin, ekonomisinin, yapılan bazı hataların, ki büyük hatalar olduğunu dile getiriyoruz. Keşke bunlar olmasa, keşke bunların hepsini yapabilecek bir sistem olsa, onu da örnek veriyorum, Ahmet yapsa, Mehmet yapsa, biz yine onun arkasında gidelim. Ama kuru kuruya siyaset yaparak değil, yani kişilere kişileri büyüterek değil, iyisiyle kötüsüyle her şeyi yargılayarak da değil, iyi olan şeye, doğru olan şeye doğru diyerek ama yanlış olan şeye de yanlış diyerek siyaset yapılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi bakın, bu ülkenin seçmeni, bu ülkenin insanları, bireyleri hiç aptal değiller, biliyorsunuz. Evet, tabii ki, tabii ki. Yani bazen yanlış algılayabilirler ama finalde eğer bu ülkenin insanın cebinden elinizi sokup parasını alırsanız ya da kötü davranırsanız, bu evet, size bir fatura keser. Bazen aynen, iyi fatura keser, bazen kötü fatura keser. Hı-hı, çünkü bunu siyasi tarihimizde örneklerini çok gördük. Evet, yani, çok doğru. Yani tepedeyken nasıl aşağı düştüğünü, aşağıdayken nasıl yukarı çıktığını, bunların hepsini böyle bir grafik eğrisi gibi bu ülkenin siyasetçisine, bu ülkenin seçmeni gösterdi. Ki evet, bizdeki seçimde de muhtemelen böyle şeyler yaşanacak ve mutlaka, o zaman insanlar ellerini kafalarının arasına koyacak. Biz nerede hata yaptık, nerede doğru yaptık, bunları konuşacaklar. Bu hemen hemen bütün siyasi partiler için böyle. Çok ama doğru. Ama bütün siyasetçilerin düşen görev şu: bu ülkenin, bu ülke insanı ve bu topraklar için varsınız. Evet, çünkü çok niye? doğru. O, en büyük sorumluluğunuz o sizin. Aynen öyle. Yani Çok doğru diyorsunuz. Mazbatayı teslim ediyorsak size, evet, bu mazbatanın bedeli var. Tabii ki. Tabii ki. O bedeli yüklenebilmek önemli. O yükü Peki, taşıyabilmek önemli. Bir başka konuya geçeyim. Tüm Siyat İş İş Adamları Derneği. Evet, Bir de, tüm kiat. Evet, Siyat. Tüm Siyat değil mi? Tüm kiat. K ile tüm kiat. Tüm kiat değil, tüm siyat çıkmış bende de. Ha, olabilir, olabilir, olabilir. Peki, bunun tam açılımı nedir? Tüm İş Adamları Kalkınma Derneği. Peki, mesela sizin bu dernekte kimler var? Sanayiciler mi var? Tarımla ilgilenen kişiler mi var? Başka hangi meslek grupları var? Şimdi TÜMKİAD İş Adamları Derneği, bizim derneğimiz o kadar geniş hacimli ki, derneğimizde iş adamlarımız da var, fabrika sahipleri de var, çiftçilerimiz de var, en önemlisi esnafımız da var. Asla biz yani işte şu hacimden sonrasını alıyoruz ya da bu hacim, yani şey olarak söylüyorum, ticari olarak, ticari hacim olarak bahsediyorum. Evet, şu hacimden sonrasını almıyoruz diye bir şeyimiz asla yok. Çünkü hiç biz mesela bazı toplantılarımız oluyor Savaş Bey. Kişi, karşınızdaki kişi bir fabrikatör, onun fikri çok farklı. Bir başka abi de esnaf, o esnaf abinin fikri fabrikatör olan abinin fikrinden daha güzel. Neden daha güzel biliyor musunuz? Alt tabaka ya, alt tabaka çözümün nereden olabileceğini çok iyi biliyor. Üst tabaka kendisine göre yorum yapıyor ama alt tabaka çözüm noktasını çok iyi biliyor. Yani TÜMKİAD'ın amacı, ona da girmek istiyorum. Hani ilk önce buradan girdim ama yani bizde asla ticaretle uğraşan herkes eşittir. Yani iş adamıymış, esnafmış, çiftçiymiş, böyle bir ayrım yok. Çünkü herkes, esnafı, sanayicisi, çiftçisi, besicisi, hayvancısı, ayakkabı boyacısı, bunların hepsi bu ülkenin bir girdisi. Küçük de olsa, 1 lira da olsa, 1 milyon da olsa. Değeri tabii, değeri. Tabii ki. Değerlerinden Ekonominin bel kemiği.
TÜMKİAD olarak peki siz ne yapıyorsanız derseniz, yani ne yapıyorsunuz, ne amacınız ne diyecek olursanız, bizim amacımız çok farklı. Biz proje yapıyoruz. Yani biz sadece ekonomi üzerinden değil, yani ticaret üzerinden değil. Mesela bizim şu anda ismini buradan anmaktan gurur duyuyorum. Eski bir bakanımız vardı Niğde, Niğdeli. Akın Gönen, belki şu anda o da kendisi de izliyordur programımızı. Kendisinin de bilgisi var. Cemiş Çayık projesi vardı. Evet, selam. Kendisine saygılarımızı, selamlarımı iletiyorum. Cemiş projesi vardı. 100 kilometre ileriden boşa akan demir kazıktan 12 ay boyunca boşa Mersin limanına dökülen bir çay var. Bu çayı Niğde Ovası'na ve Konya Ovası'na, düşünün, Niğde ve Konya Ovası devasa bir ova, devasa bir yer. Bunu buraya akıtmak için uğraştı yıllardır. Ama o zaman, yani Akın Gönen Bey'in bakanlık dönemi bundan 15 yıl, 20 yıl önce, Anavatan Partisi döneminden bahsediyorum daha doğrusu. Mesut Yılmaz'ın dönemlerinden. Yani o zamanki teknolojiyi düşünün, şimdikini düşünün. Çok çok arada dağlar kadar fark var. Muvaffak olamadı. Yani olacaktı. Her şey, projeleri bile çizildi, çizilmişti. Biz şimdi TÜMKİAD olarak o projeyi devraldık kendisinden. Yani devraldık derken kendisiyle istişare ederek, ve o da çok gurur duydu. Biz, Allah izin verirse, Ecemiş projesini, Sayın Bakanımız Akın Gönen'in projesini bir şekilde uygulamak için üzerinde çalışmaya da başladık. Ve bizim genel başkanımız sağ olsun Nihat Tanrıkulu Bey var. Kendisi bu tür projelere çok önem ve destek veren bir kişilikte. Ve bu proje hayata geçtiği zaman Niğde Ovası, Konya Ovası, ki buralarda devasa tarım yerleri var, tarlalar var, araziler var. Büyük bir bölümü sulanamıyor. Maalesef susuz tarım yapılıyor buralarda. Yani sizinle buluştuğu zaman o ovalar bire kaç verir? Bire 10 verir. Toprağımız bizim çok şeylidir. Gerçekten öyle. Ve ben şunu söylüyorum ve bunu da iddia ediyorum ve bunu da bizim bölgemizdeki her insan biliyor. Eğer bu proje gerçekleşsin, Niğde ikinci bir Çukurova olur. Konya Ovası ve Niğde Ovası zaten birleşiktir, iki ova. Yan yanadır. Arayı sadece bir yol böler. Eğer bu proje gerçekleşsin, emin olun Niğde bölgesi ikinci bir Çukurova, ikinci bir Adana olacak. Zaten bizim buraya gelen yatırımcılarımız Adana'dan, Mersin'den buraya geliyorlar. Toprak eğer verimsiz olsa, kötü olsa gelir mi hiç yatırımcı? Gelmez. Asla gelmez. Peki, projeyi siz döktünüz mü kağıda? Yani bu proje bir şeyde mi? Kayıtta mı? Aynen öyle, kayıtta. Tekrardan çizimleri yapılıyor. Çünkü çizimi yapılan proje 20 yıl önceki bir proje. Ve biz bunu Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak yaptırmak istiyoruz. Yani ne kadar bir proje? Bütçesi nedir o işin? Yaklaşık olarak 300 milyon euroyu buluyor. Çünkü 100 kilometre ve arada bir dağ var. O dağın delinmesi lazım. Bu imkansız olan bir proje değil. İmkanı olan bir proje. Evet, 300 milyon euro çok büyük bir para. Fakat 300 milyon euro karşılığında yarın burası bir Konya Ovası, bir Çukurova olacak. Çukurova olacak. Yani işlenmeyen onca tarım arazisi var ki, işlenmeyen. Bunların hepsi işlenmeye başlayacak. Allah yardım etsin, çünkü çok güzel bir şeyden bahsediyorsunuz şu an. Aynen öyle. Ve bunun için de şu anda görüşmekte olduğumuz birkaç siyasi abilerimiz var. Sağ olsun onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bunların hepsi diğer partiden mi? Hayır. AK Parti'den olan da var, olmayan da var. Yani Akın Bey çok seviniyor bu projenin hayata geçmesini istediği için. Çünkü düşünsenize, bir emek vermişsiniz, bir proje hazırlamışsınız ve bu proje bölgenize bir hayat verecek. Ki gerçekten suyun olduğu yerde hayat var mıdır? Vardır. Ha, bölgede var. Su yok mu? Var. Var. Evet. Ama yarısında var, yarısında yok. İnşallah o projeyi de hayata geçirmek için TÜMKİAD olarak çalışmaktayız Savaş Bey. Vallahi ben size
başarılar diliyorum ve dua edeceğim. Çünkü İnşallah. Çok önemli bir şey. Yani Türk işte o Türkiye'ye bir çivi çaktığınız zaman düşünsene o çivi yani kaç tane aileye refah olarak geri dönecek. Aynen refah, öyle olacak. Refah lafını çok kullanmaya başladım. Diyecekler ki şimdi Refah Partisi'nden benim öyle parti gibi bir durum yok. Yok. Tabii ki. Şimdi firmanız güzel bir iş yapıyor. Yani tarım arazilerini birleştiriyor evet. ve gerçek kullanıcısına sunuyor. Tabii gerçek kullanıcısı aslında köylünün kendisi ama köylü ne yapsın? Şu anda öyle bir imkanı da yok. Yani sermaye zaten bu tür şeyleri de çok işletmesini çok sever biliyorsunuz. Evet. Yani evet. toplanmış. Siz aslında bakarsanız siz onlara hazır anahtar teslim dediğiniz gibi anahtar teslim bir şey sunuyorsunuz. Bir fabrika sunuyorsunuz. Yani evet, elma üreten bir fabrika. Ve tabii siz bunu her sene doğadan aldığı güçle üretiyor. Yani evet. Çok güzel bir davranış. Ve şey soracağım ben size. Bu mesela sizin Niğde Ovası'nın dışında da taşıyor mu? Yani başka yerlerde de var mı sizin mesela böyle arazileriniz ve çalışmalarınız? Ereğli bölgesinde var. Konya Ereğli bize yakındır. Yaklaşık bir saat mesafede. Ve biraz önce de bahsetmiştim. Katarlı bir firmayla çalışıyoruz orada. Yaklaşık bir 20 bin dönüm arazi hazır hale getiriyoruz. Ve sözleşmemiz yaklaşık 1,5 yıllık. 16 aylık bir sözleşmemiz var. 3 farklı bölge üzerinde çalışıyoruz. Birinci bölgemiz orası meraya çıkan geniş bir alan. Orada besicilik yapacak firma. İkinci bölgemizde elmacılık yapılacak. Üçüncü bölgemiz besicilik yapılan yere daha yakın bir bölge. Orada da yem bitkileri işte nedir yem bitkisi? Mısır, sılaş, yonca onları yetiştirip aynen öyle kendi besi çiftliklerinde kullanacaklar. Yani şu anda da Ereğli bölgesinde de halen çalışmaya devam ediyoruz Savaş Bey. Oranın iklimsel özellikleri nedir? Nasıldır iklimsel özellikleri? İklimsel olarak zaten Niğde bölgesiyle Konya bölgesi aşağı yukarı aynıdır. Yani bizim burada şu vardır. Kışın maalesef işte biraz önceki o Ecemiş projesi çok çok önemli bizim bölgemiz için. Kışın yağış güzel olursa tarlada verim de güzel olur. Neden? Su yok. Su derinde. Yani köylü suyu çıkartmak için maliyet, yani bu bir maliyet. Bugün bir biz mesela kuyu atıyoruz, yaklaşık 400 metre, 500 metrelere kuyu atıyoruz. Tabii ki ama devasa sular çıkıyor. Yani bir köylü onu yapamaz. Yani bir köylünün yapacağı 50-60 metrelik bir kuyudur. Onun da maliyeti 5 lira, 6 lira. Yani 5-6 milyar. Yani az bir maliyet değil. Zaten küçük kârlarla çalışıyor köylü. O yüzden dolayı biraz önceki projeye yine değindim. O projenin hayata geçmesi bölgemizin tamamen kalkınmasına dayanıyor. Çünkü iklim olarak kışın yağış güzel olursa kar, yağmur, kıraç olan hani biz kıraç deriz Anadolu'da evet, su almayan yerler, kıraç olan yerlerde de verim yüksek olur. Yani nasıl yüksek olur derseniz 1'e 7, 1'e 8 alırsınız. Eğer güzel yağmur, kar yağarsa ki çok çok süper. 1'e 7, 1'e 8. Neden? Toprak çok güzel çünkü. Yani iklim şartı olarak Konya, Ereğli ve Niğde aynı iklim şartlarını taşıyor. Yani karasal iklim diyelim. Karasal iklim. Evet, karasal iklim. Yani tabii. Maalesef karasal iklim. Peki, şimdi bayağı da iyi sohbet ettik ya. 50 dakika konuşmuşuz. Evet. Nasıl zaman nasıl gidiyor görüyorsunuz değil mi? İşte sohbet evet. iyi olunca böyle güzel evet. bir şekilde gidiyor. Bizi de 600 kişi şu anda izliyor. Çok güzel. Şimdi benim başka soracak sorum kalmadı. Aslında sorarım, 50 tane soru sorarım da. Şimdi sorularınıza bakıyorum. Yeni projeler var mı diye bir soru var. Var mı yeni projelerimiz? Asıl sorunun en büyüğü buydu. Öyle siz, mi? Yani bana sormuş olduğunuz, evet, bana sormuş olduğunuz soru. O zaman bir yarım saat daha gideceğiz size. Maalesef yaklaşık olarak üzerinde bir yıla yakındır çalıştığımız bir projeydi bu bizim. Açık konuşmak gerekirse bu proje Bursa'ya gidiyordu. Devreye siyasileri koyduk. Bazı büyüklerimizi koyduk ve Niğde'ye, Bora bu projeyi kazandırdık. Dev bir yatırım. Çok Nedir? Büyük bir yatırım.
Yatırım yapacak firmamız Avusturyalı bir firma. Ama tabii Türk firması. Aslen Kayserili abimiz sağ olsun. Bu. Kendisiyle uzun uzadıya, çok çok uzun uzadıya konuştuk. Yani Bursa'ya gidiyordu fabrika. Hatırımıza işte hani hemşirelik Kayseri'yle Niğde 1,5 saattir. İşte hemşerim bize gelsin, şu olsun, bu olsun derken çok şükür Niğde'ye kavuşturduk biz bu yatırımı. Bor organize bölgemizin orada yapılacak. 400 milyon euroluk 3 etaplık dev bir fabrika ve bu fabrikamız Türkiye'de böyle bir yatırım yok. Nasıl bir yatırım derseniz, inşaat blokları, hazır betonları, kalıplarını üreten devasa bir fabrika kurulacak. Ve en önemlisi, yani bunu yapan firmalar yok mu? Var. Ama bunun farkı ne biliyor musunuz? İçerisinde elektriği, temiz suyu, pis su giderleri, her şeyi döşeli hazır halde kalıpları çıkartıyorlar. Sadece yani inşaatı yaparken, inşaat kurulurken birleştirdiğiniz zaman duvarı elektrik birleşmiş oluyor. Su, temiz su ve pis su Yani şey gibi giderleri. mi? Lego gibi mi? Lego gibi mi birleştirecekler? Evet, aynen öyle. Öyle bir fabrika kurulacak. 3 etap içerisinde 3 etaplık bir fabrika. Ve en önemlisi bizim için ben Niğde Borluyum. Biz hani Niğde Anadolu çocuğuyuz. Yani hepimiz Anadolu çocuğuyuz da Eyvallah. bizim buralarda maalesef işsizlik çok fazla. Ve böyle bir yatırımı kazandırdığımız için Dikkat ne olacak? gururluyum demeyeceğim. Seviniyorum. Neden seviniyorum? Çünkü tamamen yatırım bittiği zaman yaklaşık 2 yıl sürecek fabrikanın yapım işleri ve tamamen yapım işleri de bize ait olacak. Yaklaşık 300 gencimize ekmek vereceğiz. Devlet teşvik verdi mi bu konuda? Aynen Destekte öyle. bulundu. Tabii ki. Tabii ki devlet teşviki de var. Yaklaşık maliyetin %30'u teşvik olarak geliyor. Tüm anlaşmalarımızı imzaladık. İkinci son sözleşmeler için Allah kısmet ederse 9. ayın 20'si ya da 25'i gibi Viyana'da olacağız. Avusturya'da Viyana'da olacağız. Son rutuşlarını diyeyim. Son sözleşmeler. Biliyorsunuz böyle bir yatırımı yaptırmak gerçekten kolay değil. Ha, tek başıma mı başardım? Hayır. Asla tek başıma başarmadım. Bazı siyasi kimliği olan, daha siyasi kimlikleri yüksek olan abilerimizin de uğraşlarıyla 1 yıldır uğraştık ve elhamdülillah bunu Niğde Bora Valla kazandırdık. Evet. en can alıcı soruyu en sonda sormuşum yani. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Ve bu netleşeli yaklaşık 2,5-3 hafta oluyor. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Gayrimenkul işiyle uğraşıyoruz ama bir şeyi hani başarmak insana çok büyük bir zevk veriyor. Ve bu başardığınız iş memleketinize bir katkısı oluyorsa bu çok daha büyük bir sevinç veriyor. Düşünsenize 300 kişi ekmek yiyecek diyorum. 300 kişi değil, 303 ile çarpın. 1000 Dörtte kişi. çarp. Dörtte Aynen çarp. öyle. Aile olduğunu Aynen düşün. öyle. Yani bu evet bir anda açılır açılmaz 300 kişi mi? Hayır, değil. Peyderpey. 100 kişiyle başlanacak, 150 olacak, 200 olacak ama sonuçta olacak. Elhamdülillah. Ve bunu Vallahi baş... Zeki Bey, Evet. yani bu bomba yani ben size söyleyeyim. Teşekkür 4 ederim. 400 milyon euro. Milyon euro. Evet. 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 Yani o sizin Sayın Bakan'ın yapmaya çalıştığı para da projenin parası da o kadar. Yani bakın Evet. ikisi ne kadar birbirine yakın rakamlar ve ikisi de bu ülkenin menfaatine olan şeyler. Aynen öyle. Bu ülkenin menfaati, bölgemin menfaati, yani bunlar bize gerçekten ayrı bir sevinç veriyor. Şimdi biz bu inşaatı, özür dilerim, inşaatı derken yatırımı nasıl dizayn edeceksiniz, nasıl yapacaksınız derken tek başıma mıyım? Hayır değilim. Mersin'de bizim bir firmamız daha var, dost firmamız. DMC İnşaat, Mustafa Cindemir. Kendisiyle beraberiz. Yine yanımızda bazı yatırımcı abilerimiz var. İsimlerini açıklayamayacağım, kusura bakmayın. Onlarla beraber, hep beraber olduk, birlik olduk ve bunu biz Bora kazandırdık. Ve tek başıma da değil, Mustafa kardeşimle, ismini bir kez daha anmak istiyorum. Mustafa Cindemir kardeşim, DMC İnşaat, ben,
vekillerimiz şu an, yani vekillerimiz derken oraya küçük bir açıklama girmek istiyorum. Şu anki var olan vekillerimiz değil maalesef. Keşke onlar da olsaydı ama maalesef daha önceki vekillerimiz, siyasi büyük abilerimiz, onların aracılığıyla uğraşarak, bir yıldır uğraşarak biz bu zaferi kazandık diyorum. Çünkü Bursa'ya gidecekti. Vallahi bu ülkenin menfaatinde taş üstüne taş koyana herkese selam olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi birçok kişi şey diyebilir. Hani ya sonuçta yine Türkiye'ye gidecekmiş, Bursa'ya gidecekmiş. Ya tamam, haklısınız. Ama Borda Sanayi Organize Bölümü yok mu? Var. Var. Ama şimdi insanın hani kendi memleketi için bir şey kazandırması, bir toplu iğne Yani, bile bir şey yapmak çok önemli. Bakın, Türkiye'nin her tarafına gidebilir. Bu Türkiye'nin kazandığı artı değerdir. Ama Bolu'ya Evet. da giderse de biz seviniriz. Bursa'ya giderse de seviniriz. Çünkü Tabii menfaat ki. olarak baktığınız zaman Türkiye'nin yararına olan bir şey. Yani Evet. ama Evet. buradaki dediğiniz gibi işsizlik fazla diyorsunuz. Oradaki insanlara Aynen. eğer sistem oluşturup evlerine ekmek götürmelerine imkan sağlayacaksa tabii ki Bora gitmesini ben de isterim şahsen. Aynen öyle olacak. İnanın bizim bölgemiz gerçekten insanlarımız maddi olarak maddi durumu çok zayıf insanlar var. Ciddi manada çok zayıf insanlar var. O yüzden dolayı böyle bir şeyi kazandırmak bizim için ben hani ticari çıkar tarafını geçtim. Gerçekten geçtim. Çünkü ticari çıkar kısmında da yine biz buraya kullanacağız. Onun için de farklı bir projemiz var. Ticari kısmından ziyade ya memleketinizdeki insanlara ya bir şeyler yapabilmek çok farklı bir sevinç veriyor insana. Gerçekten çok farklı bir sevinç veriyor. Yani bunu başarabilmek bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu elhamdülillah. Vallahi Zeki Bey, çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik sizle. Aynen. Sizden de bir söz aldım. Ağaçlarımı istiyorum, ağaçlarımı, fidanlarımı istiyorum. WhatsApp'tan bana adresinizi gönderirseniz Tamam. fidan, size 10 tane fidan gelecek. Hepsi de tüplü ve hepsi de garantili. Oh, süper, süper. Herhangi bir şey olursa alo diyeceksiniz. Yerine yenisi Hemen gelecek. bahçeme dikeceğim onları. Ben ağaçları çok seviyorum. Evet. Ağaçlardan elma toplamayı, işte kayısı toplamayı daha çok seviyorum. Öyle tabii ya. O apayrı bir zevktir. Yani hani doğa gerçekten insanın stresini alıyor. Bugün benim de bir bahçem var. Bizim burada iki ayrı bahçemiz var. Eşimle beraber Kemersel beldesi var. İzleyicilerimiz bilir. Oradaydık. Yani orada ne bileyim bir ağacın altına hani suyu vermek, işte o çayır içimini sulamak, o toprakta birazcık şöyle elinin değmesi bile tüm beynini tamamen boşaltıyor. Yani ben buradan tüm izleyicilerimize şunu söylerim. Yani durumu olan, yapabilen ya da durumu olmasa bile insanlar aslında ya en azından bir piknik alanına gittikleri zaman ya ayakkabınızı çıkartın, çorabınızı Tabii, çıkartın, tabii. basın o Toprağa toprağa. temas Aynen edeceğiz. öyle. Evet. Ellerinizle oynayın ya çamur yapın elinizle Aynen. oynayın. Yani tamamen stresinizi atmış olacaksınız. Doğru. Peki, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben Değerli teşekkür ederim. bilgilerimi paylaştığınız için. Ayrıca da başarılar diliyorum. Çok güzel Çok sağ şeylere, olun. çok güzel şeylere dokunmuşsunuz. Devam edin. Devam edin. Yani süper. İnşallah. İnşallah, Peki. inşallah Savaş Bey. Çok teşekkür Peki. ediyorum beni İyi misafir akşamlar ettiğiniz için. diliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun Teşekkürler. efendim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.